Hepimizin elinden cep telefonları düşmüyor. Peki sizce bizler acaba cep telefonu bağımlısı olmuş olabilir miyiz sevgili seyirciler? Zira yaşamın bir parçası haline gelen cep telefonlarının bağımlılık haline gelmesi korkutucu bir hal alıyor. Uzmanlar neredeyse hayatın her alanında yer edinen cep telefonu kullanımının bağımlılık yapabileceğini dikkate çekiyor. İşte masum görünen telefon kullanımının altında yatan asıl gerçekler. 21. yüzyılın hastalığı olarak ifade edilen cep telefonu bağımlılığı gün geçtikçe korkutucu bir hal almaya başlıyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Erol Özmen, cep telefonlarının günlük yaşamın vazgeçilmezleri arasına girdiğini, ancak bu özelliğin bir yan etkisi olarak bağımlılık haline gelebildiğini belirtti. İnsana bambaşka dünyalar açan bir araç. Ama bir yandan da dediğiniz gibi bağımlılık denecek tarzda insanların hayatını, günlük yaşamını olumsuz etkileyecek şekilde de dönüyor. Bunun aslında tabii ikisinin ayrımını yapmaya çalışmakta fayda var. Çünkü hem insanların kişilik yapılarının şekillenmesinde hem başka ruhsal hastalıkların gelişmesine rol oynayabiliyor. Cep telefonu bağımlılığının sosyal kaygı bozukluğu ve depresyon gibi hastalıkları tetiklediğine değinen Özmen, bu bağımlılıktan kurtulmanın terapiyle olabileceğini ifade etti. Tedavisi mümkün. Tabii en başta en önemli olan böyle bir sorunun olduğunu farkına varmak. Çünkü birçok insan, bütün bağımlılıklarda böyle olur. Sanki bu sorun değil, ben istersem hemen bırakırım diye düşünüyorlar. Oysa insanın sosyal hayatını etkiliyorsa, günlük hayatını etkiliyorsa, aile içi ilişkileri etkiliyorsa mutlaka tedavi olması gerekiyor. Tedavi de tabii standart her bağımlı için geçerli bir şey söylemek çok zor. Kişiye özgü olanı belirlemek lazım. Mesela bağımlı kişilik yapısına sahip bir kişinin tedavisi farklı olur. Kendini beğendirme ihtiyacı içinde olan insanın tedavisi farklı olur. Ama bunların hepsinin tedavisi kuşkusuz terapi sonucunda esas olarak sağlanabilecek olan bir şey. Tek başına mesela bir ilaç tedavisiyle böyle bir sonuç elde etmek pek mümkün değil. Cep telefonu bağımlılığının kişinin yaşamını ve diğer insanlarla ilişkisini olumsuz etkilediğini vurgulayan Özmen, telefonun sanal gerçekliğe yol açtığına değindi. Tabii ki bu cep telefonuyla beraber gelen hayat sabretmeyi ortadan kaldırıyor, gereksiz kılıyor daha doğrusu. İstediğin her şeye hemen kolayca ulaşıyorsun. Ve bu bir yandan da baktığımızda gerçek hayata uymuyor. Gerçek hayatta zorluklar var. Karşı karşıya olduğumuz sınırlılıklar var. Her istediğimizi elde edemiyoruz. Ama sanal ortamda bilgisayar aracılığıyla veya cep telefonu aracılığıyla kolayca ulaşabiliyoruz.